Bunu aslında konuşuyorduk hocam. Ee, Okan evet. Buruk'un ilk imza töreninde yaptığı açıklamalardan sonra forvet istedi ama bu durumda kim gidecek diye çok konuşmuştuk. <laughs> Son gelen haberler Cagne ile Mustafa Muhammed'in gidebileceği, Gomis'in kalacağı ama onun da ikinci forvet olacağı yönünde. Sizce bu e, doğru bir forvet planlaması mıdır? Eğer gönderebiliyorsanız bence çok doğru. Ben Mustafa Muhammed'den performans olarak şu ana kadar gösterdiğinin, Üzerinde bir performans bekliyorum. Kalsa da gitse de Muhammed'in o çıkışını hep birlikte yaşayacağız. Evet. Galatasaray'da işte birçok kulübümüzde olduğu gibi veya Galatasaray'da birçok futbolcuda olduğu gibi iyi sözleşmeler verirseniz o futbolcuların ayrılmadığı gerçeği bir daha böyle ön plana çıktı. Şu an Gomis gitmek istemiyor. Şu an Cagne gitmek istemiyor. Öyle olunca da Mustafa Muhammed'e teklif var ki... ...Mustafa Muhammed zaten sezon içinde de gitmek istediğini hep dile getirmişti. Erdem tümur gitmek isteyen varsa e, belki ikna etmeye çalışırız... ...ama çok da ısrarcı olmayıp önünü de açarız düşüncesiyle... ...onun da gitmesine izin verilebilir. Galatasaray'da o hattın komple değişmesi bile benim için sürpriz olmaz. Ama sürpriz olabilecek konu şu. E, dedik 3 tane şampiyonluk adayı. Evet. Bakın diğer takımlardan özür diliyorum... ...Başakşehir'in, Konya'nın, Antalya'nın da o yarışın içinde olmasını... ...kesinlikle bekliyorum ben kendi adıma. ama biz dört büyükten bahsediyoruz. Çok yol kat ettiği bu dönemde Galatasaray çok geride kaldı. Hmm. Şu an üç santraforunuz var. Üçünün de gitme ihtimali var. Kimi alacağınız konusunda henüz netleşmiş bir aday yok. Şöyle Talip belki oldu. biraz diyebiliriz. Pedro ismi, Joao Pedro ismi çok fazla dillendiriliyor. Evet. Bugün de gazetelerde var. Hatta şöyle çok Hı. özür dilerim hocam. Hemen sabah gazetesindeki Hı. haberi aktaralım konuyla ilgili. Kalyar e, ile el sıkışıldı diyor. Oyuncunun 3 artı 1 yıllık kontrat talebine Galatasaray 2 artı 1 yılla yanıt vermiş. 2 milyon euro talep etmiş oyuncu. E, ona da 1,5 milyon euro önerilmiş. Görüşmeler pozitif devam ediyor şeklinde bir haber. Ya şu an Galatasaraylıyı heyecanlandıran bence tek e, transfer Ben de çok heyecan duydum hı hı. yani benim aldığım bilgilere göre de bu transfer bitti bitiyor gibi Yani e, hatta hayırlı olsun denilebilecek bir noktaya bile geldiği söylendi hı hı. ama ıslak imza yok Tabii. Yine de onu beklemekte fayda var e, Forvet konuşuyoruz Şimdi e, çok güzel 10 numara santrofor... Yani bunu çok iyi bir santrofordan ziyade hem 10 numara oynayacak hem de santrafor oynayacak bir futbolcudan bahsediyoruz. Galatasaray'ın Pedro'yu e, santrafordan ziyade ikinci bir santrafor gibi forvet arkası oynatmayı planladığı konusunda bilgilerim var. Galatasaray'ın önde tamamiyle 10 numara santrafor diyebileceğimiz bir santrafora ihtiyacı var. Evet hocam, ee, şöyle Milliyet gazetesinde de <laughs> yine benzer bir evet. haber var 10 numara santrafor diye. Aslında forvet arkası olsa evet. da Çift Forvet oynandığında Santrofor olarak görev yaptı ya, daha gelirse, önce. Gelirse açık diye. söyleyeyim Galatasaraylılar şimdiden o yaşasınlar. Santrofor kadar gol atabilecek. Hücumda çok etkili bir oyuncu. Yani bizim ekranlarımızda gollerini de gösterdik. Hı hı. Harika goller atmış. Ama oraya mutlaka bir Santrofor lazım diyoruz. Ben de çok umutluydum. Onunla ilgili de bazı olumlu bilgiler geldi. Evet. Ki en son e, konuda şu e, FIFA ee, Rusya'daki savaştan dolayı bu sezon sonuna kadar yani bugüne kadar yabancı futbolcuların ayrılmasına izin vermişti. Savaşın devam etmesi nedeniyle onu 2023 Mayıs'ına kadar uzattı. Zaten Krasnodar'la bir e, ödenmeyen e, imza parasından ve alacaklarından dolayı kendi sözleşmesini feshettiği gerçeği var. Galatasaray'a onu alırsam işte Oğulcan'da yaşadı. Yani tekrar bir para ödemek zorunda kalmayayım. O davanın olumsuz etkilememesi için bir riskten hep kaçındı. Ama bu FIFA'nın yeni kararı başka kulüpleri de iştahını arttırdı Botayma karşı. O yüzden o transfer de biraz zora girdi. Galatasaray Pedro'nun önünde bir Santrofor arayışına devam ediyor. Ama gerçekte şu Okan Hoca dedi ki ben önce orta saha istiyorum. Galatasaray'ın en sıkıntılı bölgesi tamamıyla orta saha. O yüzden Pedro'yu ben klasik orta saymıyorum. Galatasaray'ın iki tane. Okan Hoca'nın tabiriyle iki yönlü oynayacak. Hı hı. Bir altı bir sekiz olabilir veya bizim tabirimizde iki tane sekiz olabilir. Orada o transferlere mutlaka ihtiyacı var. Kaldı ki onlar da Galatasaray'ı kesmeyecek. Benim görüşüm bir e ihtiyaç var. Hı hı. Benim görüşüm Markaon'un gidişi. Artık o da kesin gibi bu noktaya geldikten sonra zaten bu transfer e, mutlaka olacaktır. Sadece ekonomik yönden 1-2 milyon ucuza olabilir, evet. 1-2 milyon pahalıya olabilir. Sizin bir stopere ihtiyacınız var. E, tamam Kazımcan geldi, solu kapattınız. Hatta benim görüşüme göre bu sene çok şey beklediğim elinizde bir Yunus, bir Kerem olmasına rağmen Kanatta şu an cuk diye gözü kapalı oynatabileceğiniz bir üçüncü oyuncu saymakta zorlanıyorsunuz. Galatasaray'ın bir tane kanat oyuncusuna da ihtiyacı hı hı. var. Ki orada da en çok konuşulanlardan biri de e, şeydi e, bizim e, Norveçli e, Solbakken. Solbakken evet. E, ama onun da talipleri çoğaldı. Bakın Galatasaray kime el atsa hemen rakipleri çıkıyor. O <laughs> yüzden... Galatasaray'ın işi kolay değil ve demin ki cümleyi hatırlatalım. En zor sezon başlangıç fiksürünü Galatasaray evet. çekti. Beşinde hazır olması için bu transferlerin mümkünse hemen bu hafta yapılması lazım. Hocam gündemdeki diğer isimleri az önce ihtiyaç duyulan bölgeleri söylediniz zaten soracağım ama arkadaşlarım Pedro'nun istatistiklerini e, de şimdi ekrana getirdiler. E, onları da hemen bir aktarmış olalım. Son olarak Kalyari forması giydiğini zaten söylemiştik. 30 yaşında 10 numara mevkisinde oynayan ama eee golcülüğü de gayet e, tatmin eden bir oyuncu. 377 maçta 110 gol, 40 asistlik bir performans. Ya 3 maçta bir gol atıyor. Bir gol yani aslında, orta evet. saha oyuncusu için çok iyi bir ortalama. Evet. Yani bizim 38 maçımız e, old, olduğunu düş, düşünürsek e, nereden baksak 11-12 gole gol evet. tekamül edecek. E, kaldı ki 40 tane de asisti var. Evet. Yani iki maçta bir de ya gol atıyor ya asist yapıyor. Yani müthiş bir ortalama. Kaldı ki oyuna katkısı da büyük. Yani e, Galatasaray'ın onunla beraber ikili forvetmiş gibi oynama şansı da olacak hı hı. veya de o 4-2-3-1'in içinde onu 10 on numara ofansif bir orta saha oyuncusu olarak da kullanabilecek. Evet. Kaldı ki orada bir de Emre'nin, Emre, Emre Akbaba'nın varlığını da konuşalım. Yani e, bu da Galatasaray'ın o mevkide iki tane iyi oyuncusunun olacağı anlamına gelir. Hocam az önce ihtiyaç duyulan bölgelerden bahsettiniz. Sabek, Mert Müldür çok fazla konuşuluyor. E, Mert'e hücum başlıklı fotomaç gazetesinde bir haber var. Israrla bütün takımlar yine Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncu. Mert Müldür'ü istiyorlar ama Sassuolu 8 milyon euroda da ısrarcı. Hiç de geri adım atmıyor. Ne Kaan konusunda ne Mert konusunda. Ne dersiniz Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin Mert'i transfer etme ihtimali ne kadar görüyorsunuz? Eğer alabiliyorlarsa hem Mert'i alsınlar hem Kaan'ı alsınlar. Zaten yerli futbolcunun yabancı sayısından dolayı önemini hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'de o sıkıntı her ne kadar yok gibi o dursa da Galatasaray'da özellikle yerli oyuncuya çok ihtiyaç var. Mert hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a büyük katkı sağlar sabek olarak o kesin. Sassalo bence biraz akıllanacak. Yani son senelerde biz her iki futbolcuyu da devamlı konuşur olduk. İşte Kaan'ın sözleşmesi Önümüzdeki sezon sonu. Bu sezon değil. Başlayacak sezon. Bir sonraki sezon sonu bitecek. Şimdiden onu e, Trabzon 4,5 teklif etmiş. Ki Trabzon'da talip o e, futbolcuya. Doğru. buçuk e, teklif etmiş. Bu sene vermezsen seneye o parayı da bulamazsın. Ondan sonraki sene zaten serbest kalır. Tok satıcıyı oynuyorlar. Yani o transferin gerçekleşme ihtimali bence çok büyük. Trabzon bölümünde de gireriz. Yalnız Belki bazı kişiler bundan keyif duyabilir ama ben keyif duymuyorum. Ya Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir transfer rekabeti yine eskiden oluyor, ol olduğu gibi oluyor. devam ediyor. Evet. Abdülkerim Galatasaray'a geldikten sonra buradaki yorumumda dedim ki bunu büyütmeyelim. Yani sonuçta Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin elinde çok kaliteli 3 tane stoperi var. Onu böyle değerlendirelim. Ama işte Fenerbahçe ısrarla Galatasaray talip, ben de Mert Müldür'ü istiyorum diyor. Bu yarış içinde kaybeden kulüplerimiz oluyor. Bence Mert de gelsin, Kaan da gelsin ama bu rekabeti tatlı tatlı yaşayarak onların buraya gelmesini biz de izleyelim. Birbirimizi kıracak rencide edecek hatta olayı çok kötü boyutlara taşıyacak kadar agresifleşmeden izleyelim. Bu da maçların olmadığı bir dönemde bize biraz daha hoş zaman geçirebilecek espriler yapabileceğimiz tabii. o heyecanı beraberinde getirsin.